düşünüldü. Savunma makamının mahkemeye sunmuş olduğu kamera kayıtlarının hukuka aykırı ve usule uygun olmayan yollarla elde edildiği kanaatine varıldı. Bu sebeple kayıtların dosyadan çıkarılmasına, delil olarak dikkate alınmamasına ve sanık Oylum Yenersoy'un tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir. Anne. Anne bir şey yap. Tamam Volkan Bey. Güzel güzel yaptık her tarafı. Kız adamın onu soyup kaçtığını sanacak. Arabasını buldunuz mu? Bulduk. Otoparkta. Ne yapalım? Alın. Maslak'taki şantiyeye götürün. Şimdi yani Oylum tekrar hapse mi girecek? Ya hakim yasa dışı elde edilmiş delil dedi. Çıktı işin içinden. Delireceğim yani. Ama sen üzülme Tolgacığım. Elinden geleni yaptın. Peki daha fazla ne yapabilirim? Yapabileceğim bir şey yok. Buraya kadar geldin. Sağ ol. Ayağına sağlık. Ama yani bir şey yapmak lazım. Hani kabullenmeyeceğiz değil mi bunu? Hayır tabii kabullenmeyeceğiz. Şimdi babası itiraz edecek. Ayrıca da deliller için ısrar edecek. Tolgacığım. Yani senin işin gücün vardır oğlum. Yani buralara kadar geldin, zahmet ettin zaten. Ama şimdi bu durumda da gitmek ne bileyim. Git git. Yapabileceğim bir şey yok zaten. Gerçi doğru. O zaman bir gelişme bir şey olursa beni haberdar edin olur mu? Ederiz. İnanamıyorum ya. Bu çocuk yine hapse mi girecek? Bu hakimi tanıyan birilerine ulaşmam lazım. Nazan senin yüksek kuruldan... Nereye gidiyor şimdi? Hakim Bey. Hakim Bey. Hakim Bey. Bir dakikanız alacağım, affedersiniz. Ben az önce yargıladığınız Oylum Yenersoy'un annesiyim. Hiç boşuna nefesini tüketme kardeşim. Ben öyle yalvarma yakarmalarla dava görmüyorum. Ben de öyle dava görmüyorum. Hatta bana öyle yalvaran yakaran olursa da davalarına şüpheyle yaklaşıyorum. Haklısınız. Nasıl? Siz de mi hakimsiniz? Evet, aile hakimiyim. Güzide Yenersoy. Memnun oldum hakim hanım. Yalnız kızımız için yalvarmanın hiçbir şey ifade etmeyeceğini bilin lütfen. Yalvarmayacağım söyledim zaten size. Sadece birkaç sorum var. Onları sormak istiyorum müsaadenizle. Dinliyorum. Bakın, tıp fakültesinde okuyan genç bir kız. Suçsuz olduğu bir trafik kazasında. Üstelik de kaçma şüphesi yokken neden tutuklu yargılanır? Yani bu konudaki ısrarınız niye? Hayır, diğer şüphelinin babası büyükelçi olduğu için mi diye soruyorum ben. Ne demek istiyorsunuz siz? Ben bir şey demek istemiyorum. Yani kafamda böyle deli sorular var. Takdir edersiniz ki bir hakim olarak ben de duruma bir açıklık getirmeye çalışıyorum.
Neden diyorum? Neden hakim bey böyle bir karara varıyor? Neden? Mahkemeye yetişemedim, kusura bakma. Neşe'yle duruşmam lazım. Nasıl geçti? Zaten bir dakika sürdü. MOBESE kayıtlarını kabul etmedi hakim. Tahmin ettim. Hakimle konuşurken izledim seni. Bayağı bir sıkıştırdın adamı. Tehdit falan mı ettin yoksa? Valla yaptım bir şeyler işte. Başka ne yapacaksın ki Güzide? Burada sen hakim değilsin. Annesin. Evladını kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacaksın. Yapıyorsun da zaten. Üstelik çok da haklısın. Durum çok şaibeli Sezai. Tamam biz de yasa dışı bir şey yaptık. Yani o MOBESE kayıtlarını bir arkadaşımızın oğlu hackerlık yaparak buldu. Ama başka çarem yoktu. O görüntülerle oğlum ancak kurtulabilirdi. Silmiş olması zaten şüpheli olduğunu göstermiyor mu? Evet. Katılıyorum sana. Yani elçilikten ciddi baskı var bu adamın üzerinde. Annesinden belli. Olsun ama hiç canını sıkma. Dört koldan elimizden ne gelirse yapacağız. Oğlumu kurtaracağız. Teşekkür ederim desteğin için. Ben duruşmaya geçeceğim. Avukat portalından takip ediyorum davayı, tamam mı? Sonra arar konuşuruz yine seninle. Tamam. Güzide içini ferah tut ne olur. Oğlum beraat edecek. İnan bana. İnşallah. Ben geldim aşkım. Kaan, evde misin? Kaan. Kim bu ya? Kolyem nerede? Kolyem. Bunu buna yapmış olamazsın. Hayır. Tuğumu da almış. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra... Allah kahretsin! Babasın bunu bana! Ben buna nasıl inanırım ya? Nasıl inanırım?
Salon ne kadar genişti değil mi? Ferahtı bir de. Ne diyorsun sen, beğenmedin mi? Ay Yeşim, ev güzel. Eve diyecek bir şey yok. Da sen niye kiraya çıkıyorsun ki? Ne yapacağız başka? E Murat ev alsın. Ev mi alsın? Evet. Bu senin en doğal hakkın, üstüne ev alsın. Ne diyeyim Burcu? Ev al üstüme mi yap diyeyim? Hayır hayatım. Kızının üstüne yapacak. Sen annesin. Öykü'yü düşünmek zorundasın. Bir şey söyleyeceğim. Bu Murat seni 5 yıldır kandırmıyor mu evliyiz diye? Kandırıyor. O zaman bir bedel ödemek zorunda. Kusura bakmasın kimse. Durumu da var adamın. Bak Yeşim, sana bir şey söyleyeyim mi? Sen şu kirada oturmayı kabul et var ya, bir daha ev aldırmayı unut. Bitti. Rüyanda görürsün. Ya diyecek ki sana, mis gibi evde oturuyorsun. Daha ne istiyorsun? Kalırsın Ayaz'da arkadaşım. Kapıyı aç. Oylum Yenersoy. Benim. Buyurun. Ellerinizi uzatın. Oylumcuğum. Anne. Ne oldu? Tutuksuz yargılanacaksın. Tutuksuz? Evet. Baya çıkacak mıyım? Hani sen mi hallettin? Bunun önemi yok hayatım. İtiraz ettik. Hakim de bir daha değerlendirdi. Ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi gel, teşekkür. Hadi gel, işlemleri yaptıralım. Tamam artık, ağlama hadi. Tarık. Ha. Kahve? Kahve mi aldın? Sağ olun Nazancığım. Rica ederim, afiyet olsun. Oturayım mı? Gel lütfen. Neye bakıyorsun? Bürodakiler mail atmış da karışık bir iş davası var. İtiraz yazılacak işte. İşler yoğun yani. Evet yoğun. Allah kolaylık versin. Vallahi bravo Güzide'ye. İşini gücünü bıraktı, yaptı itirazını, tutuksuza çevirtti. Helal olsun. Ne diyeceğim peki? Ev kiralamayalım, ev satın alalım mı diyeceğim? Hayır canım, öyle pat diye söylenir mi? Yavaş yavaş söyleyeceksin. Alıştır alıştır, korkutmadan. Şimdi sen evi gezdim, dolaştım, beğenmedim de. Kirayı falan karıştırma hiç, tamam mı? Ama ev çok güzel, nesini beğenmedim diyeceğim. Ya işim ya. Çok safsın, gerçekten çok safsın. Enerjisini beğenmedim de. Duvarlar böyle üstüme üstüme geldi, daral geldi bana da. Kendimi iyi hissetmedim de. Manzarası yoktu de. Kendimi içinde kötü hissettim de. Bir sürü söyleyecek şey var. Murat. Hayatım, ben senin söylediğin evi gezdim, eczanenin üstündeki. Yeni, güzel ama ne bileyim, çok sevemedim. Enerjisini beğenmedim. Kötü bir enerjisi var. Manzarası da yok. Deniz görmüyor. Merak etme babacığım. Her şey düzelecek. Davayı biz kazanacağız. Güzide'cim. Helal olsun sana ya. Helal olsun. Ne için canım? Ne yaptın da hakimi ikna ettin sen? Aslında bir şey demedim. Sadece bir hakim olarak bu kararınızı nasıl verdiniz merak ediyorum dedim. O kadar, başka bir şey söylemedim. Aferin sana. Aferin. Ver şunu bana. Bir dakika. Murat.
Hayatım, ben senin söylediğin evi gezdim eczanenin üstündeki. Yeni, güzel ama ne bileyim çok sevemedim. Enerjisini beğenmedim. Mersur. Kötü bir enerjisi var. Manzarası da yok. Deniz görmüyor. Kadına gidip ev bak mı dedin baba? Gerçekten mi? Oğlum, ver şunu. Benim niye beraat edemediğim anlaşıldı. Şu an hayatındaki en önemli şeyin ben olduğunu sanıyordum. Yanılmışım. Babacığım, ne ilgisi var güzel kızım benim? Ne alakası var? Ben masum olduğum halde belki hapiste çürüyeceğim. Sen farkında mısın? Oğlum, ne olacak? Senin derdin gerçekten. Ev mi? Güzel kızım, hiçbiri olmayacak. Söyleyemedin değil mi? Benim kızımın davası var, başı belada. Ev mev bakamam, ben evle mevle uğraşamam diyemedin değil mi? Çünkü o kadının huzurunu bozmak istemedin değil mi? Ha? Oğlum, bir tane bak. Ya da söyledin. Dedin ama umrunda olmadı o kadının. Bana ne senin kızının derdinden dedi, hangisi? Bak biliyorum sinirlerim bozuk. Alakası yok güzel kızım benim, babacığım benim. Bir tanem benim. Yazıklar olsun. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok artık. Yazıklar olsun baba. Nereye gidiyorsun oğlum? Tarık oğlum. Tamam bırak çocuğu. Rahat bırak. Tamam haklı. Güzide bir de sen başlama. Burama kadar geldi artık. Yeter. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Evet efendim, rahatsız oldum. Ay canım, kusura bakma. Senin rahatından, huzurundan daha önemli bir meselemiz var şimdi. Kızımızın başındaki bela. O yüzden rahatını, huzurunu, evini, ev kiranı falan bir kenara bırak. Odaklan şu konuya. Eğer kızımız mahkum olursa ne evlatların affedecek seni ne de ben. Ha, bu arada... Senden hemen boşanacağım. Hemen. Ama oğlumun davası zarar görür diye korkuyorum. Dava bitsin, hemen boşanacağız. Anladın mı? Artık sen sağ, ben selamet. Hadi Naso, gidelim. Telefonda söylediğim gibi ana kızı koridorda yürürlerken görünce şaşırdım. Kaleme gittim, sordum. Hakim İsmet Bey kararı kayda geçmeden değiştirmiş. Tutuksuz yargılama vermiş. Yani kadının İsmet Bey'le konuşmuş olması lazım. Kararı ancak öyle değiştirebilir. İsmet Bey'in üzerinde etkili oldu yani. Araya tanıdık birini de koymuş olabilir. O kadarını bilemiyorum tabii. Zaten mantıklı olan tutuksuz yargılamaydı. Ama karar değişince rahatsız oldum. Tamam. Anladım. Teşekkür ederim. Kızın ceza alıp almaması önemli değil. Önemli olan oğlunuzun ceza almaması. Dava Tim'in beraatiyle bitse bile... Ne münasebet? Tim'in beraati yetmez. Kocamın sicilini bozar. Üstümüzde leke bırakır. Biz diplomatız Sercan Bey. Sıradan bir halk değiliz. Üstümüzde nokta kadar leke olamaz. Tabii, tabii efendim. O kız ceza alacak. Bu kazanın sorumlusu şüphesiz Oylum Yenersoy denen o kız olacak. Anlaşıldı mı? Ha, bizim hukuk bürosu bu işi başaramaz. Biz altından kalkamayız diyorsanız hemen başka bir avukat arayışına gireyim. Yo yo, hayır. Hallederiz, hallederiz Nurhan Hanım, merak etmeyin. Ben müsaadenizi isteyeyim. İyi günler efendim. Ben Selin'de kalacağım birkaç gün. Vallahi biraz kafamı dinleyeyim. Ne bileyim, hem arkadaşlarımı da özledim. Onları da göreyim, olur mu? Tamam ama çok kalma. Tamam. Merak etme. Birkaç güne gelirim zaten. Hadi öpüyorum çok. Dikkat edin. Hayır yani kendi kendime sus Nazan, kapa çenin diyorum ama artık dayanamayacağım. Ya bu nasıl bir yüzsüzlük? Biz burada oylum
kurtulacak, Momobes'e görüntüleri ne olacak diye kalbimizi güp güp atarken kadın orada ev kiralıyormuş. Aa, bir de beğenmedim diye mesaj atıyor. Boş ver Nazancığım. Boş ver, gerçekten boş ver. Artık biz ileriye bakacağız. Ben öyle, ben artık ileriye bakacağım yani. Evet. Hiç hayırlısıyla bir boşanayım, bu yaşadıklarımı unutayım. Çocuklarım iyi olsun, ben çocuklarımla iyi olayım. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ha. O kadar yani. Başka hiçbir şey istemiyorsun. Beni? Ben ne olacağım? Hayatım bir tanem aşkım. Ay, sen her zaman iyiyiz Nazo. Canım arkadaşım, her zaman iyiyiz. Anne, kurabiye yiyeceğiz biz. Tamam kızım, şimdi vereceğim. Çok acıktık. Tamam ama çok sıcak bebeğim. Emre çok sıcak, üfleyerek ye. Emreciğim, döküp saçmadan yiyin, değil mi oğlum? Of. Bir tane daha alalım. Bayılıyorlar senin kurabiyelerine. Afiyet olsun, ben onlara yine yaparım. Hatta ben bir kaba koyayım, yesinler. Olur vallahi. Murat bürosunda mı? Değil. Ankara'ya gitti. Kızının mahkemesi var. Kızının mahkemesine mi gitti? Sorma. Sabahın köründen yola çıktı. Yeşim göndermeseydin keşke. Öyle şey olur mu Burcu? Kızının avukatlığını yapıyor, gitmesi olur mu? Niye olmayacak canım? Bir sürü avukatı var. Bir tanesini gönderseydi ne olacak? Böyle zamanlarda gitmedi değil, gidemedi olur. Bir yerine ağrı girer, baygınlıklar geçirirsin, hastanelik olursun. Seni o halde bırakıp mahkemeye gidecek değil, değil mi? Nasıl yani? Ben mi hastanelik olurum? Yeşim, ne kadar mağdur oynarsan o kadar kazanırsın arkadaşım. Bak bana, evimi aldırdım. En yükseğinden nafakamı da kestirdim. Vedat madem beni aldattı, bunu bedelini ödemek zorunda. Hoş, senin cadı nafakayı yükseltmedi hala mı? Yükseltecektir elbet. Kocanın bir yere gitmesini istemiyorsan ne yapıp edip engel olacaksın? Böyle her şeyi olduğuna bırakarak olmaz bu iş. Yemin ederim hakime cadısı kazanır söyleyeyim. Murat'ı boşatıp kendin evlenmek istiyorsan aklını kullanman şart. Ay, boşanacaklar zaten. Kadın Murat'ı istemiyor. Acaba? He? Ben o kadını tanıyorum Yeşim. Benim davamın hakimi o. Unutma. Nasıl yani, sen boşanmayacaklar mı diyorsun? Kaçan balık büyük olur arkadaşım. Murat var ya, şu an karısının gözünde öyle kıymetli ki her şeyi yapar. Yok. Kadın Murat'ı rezil etti. Oylum'un doğum gününe diye Öykü'yü kandırdı, hepimizi oraya getirtti. Sonra onca kişinin arasında senden boşanıyorum diye haykırdı. Yani boşanmayacak olsa niye böyle bir şey söylesin ki? Ya tamam, haklı olabilirsin ama bu kadar emin olma. Güven bana. Yok yok, öyle bir kadın değil. Sana bir şey diyeyim mi Yeşim? Murat'ı sana bırakmaz, sırsan kazanma diye. Boşanmaz kocasından. Görüyoruz böylelerini, duyuyoruz. Ya hanımefendi evin enerjisini beğenmemiş. Yani her şey tamam, tek derdi evin enerjisi. Ama şimdi kötü enerji diye bir şey de var. Sen inanmıyor musun kötü enerji? Tolga. Ya tamam, ben farkındayım. Hakimin delilleri kabul etmemesi sadece babamın suçu değil, farkındayım. Ya ama ben cezaevindeyim ya. Ya Allah aşkına git ev bak demenin vakti mi ya? Şey olabilir, belki kadın hani kendi kendine gitti baktı. Hani babanın haberi yok belki. Dediğin eve gittim diyor. Yani babam evler söylemiş. O onlara gitmiş. Sen bu kadının avukatı mısın? Niye bana onu savunuyorsun? Çünkü şeyden, sen sinirlenince ayrı bir tatlı oluyorsun. O yüzden. Bence çok iyi cevap verdin. Teşekkürler. Güle güle. Sağ olun. Hadi. Yüzüşken. Şuna bak. Evet sayın seyirciler. Annesinin hakim, babasının ise avukat olmasına güvenen şımarık bir genç kızın sorumsuzluğu bu eve ateş düşürdü. Ali Türeç henüz 28 yaşındaydı. 25 yaşındaki karısı Şehnaz ve 5 yaşındaki oğlu Baran'la işte görmüş olduğunuz bu evde mutlu bir hayat yaşıyordu.
Ama ailenin bu mutlu hayatı, Oylum Yenerso isimli sorumsuz bir genç kızın kullandığı motosikletin çarpmasıyla sona erdi. Oylum Yenersoy'un annesi, aile mahkemesi hakimlerinden Güzide Yenersoy ise davayı gören hakime baskı yapmaktan çekinmez. Nazan, hayatım bitmeden bir yere uğramamız lazım. Nereye? Gel gel. Bin bin, hadi bin. Nereye? Bin hayatım, bin. Ya ben tekrar tutuklanabilirim. Farkındayız değil mi? Ben gerçekten aslında korkuyorum. Yani böyle güldüğüme bakma. Aklıma geldikçe çok tuhaf oluyorum. Ya hayır, öyle bir şey olmayacak. Babam seni beraat ettirecek, merak etme. Eski babam olsa ben de bu kadar emin olurdum. Ama artık tanıyamıyorum. Yani o kadından sonra çok değişti. Bilmiyorum, güvenmiyorum artık ona. Sen şimdi kadına mı daha çok kızıyorsun yoksa babana mı? İkisine de. Kadına sanki bir tık daha fazla gibi. Aslında babama daha çok. Çünkü o benim babamdı. Yani o benim kahramanımdı. Ne bileyim, o benim her şeyimdi. Ben onun her şeyiydim. Hep böyle birbirimize destek oluyorduk. Şimdi bir kız çocuğu daha çıktı ortaya. Ha, ben küçücük kızı kıskanıyorum yani, öyle mi? Özet bu mu? Yani çok normal değil mi? Hani önceden babanın biricik kızı sendin, şimdi biri daha çıktı. Hani o kadar özel hissetmiyor olabilirsin. Doğru. Doğru, doğru. Ben o küçük kızı kıskanıyor olabilirim, tabii doğru. Evet, evet. Gayet normal yani. Kıskanmıyorum. Tamam, sus. Annem eğer hakimin karşısında öyle durmasaydı ben şu an Sincan cezaevindeydim belki. Sincan mı? Nereydi ya bu? Ankara'da. Biz cezaevi işte. Yani ya da Metris cezaevi, ne bileyim. Metris olmaz. Niye? Metris olmaz. Metris İstanbul'da ya. Tolga, dalga mı geçiyorsun ya? Ya ben sana burada bir aile dramından bahsediyorum. Sinirlerimi bozdun. Ne yapayım? Benim bir suçum yok ya. Bu kadar tatlı anlatma sen de. Selin. Nihayet. Bebeğim bir görüşmedeydim, açamadım. Ne yapıyoruz? Kutluyor muyuz Berat'ın bu akşam? Yok. Yok yani, Berat falan etmedim. Tutuksuz yargılanacağım. Niye? Anlatırım, uzun mesele. Neredesin sen? İstanbul'dayım. İstanbul'da mı? Niye? Ne yapıyorsun orada? Ya teşvikiye hukuka geçmeye çalışıyorum ya. Biriyle görüşmeye geldim. Yardımcı olacak galiba. Ne zaman döneceksin peki? Ya hafta sonuna kadar annemlerdeyim. Niye? Ya Ankara'daydım. Yani gelmişken sen de kalırım diye düşünmüştüm. Tamam, kal sen. Anahtarın var zaten. Yok canım, sen yoksa ne yapacağım senin evde? Neyse, önemli değil ya. İstanbul'a görüşürüz. Ya oğlum, niye beraat edemedin? Anlat şunu. Anlatacağım, anlatacağım. Tamam, sonra arayacağım ben seni. Şimdi çok uygun değilim. Hadi öptüm. O zaman hızlı tren. Ne hızlı treni ya? Hızlı araba var burada. Araba bir tuhaf oldu da hızlı şoför var yani. Biz hesap alabilir miyiz? Buyurun efendim. Hesap. Tabii. Nazancığım, sen biraz bekle burada. Bir dakikaya geleceğim. Ne yapacaksın? Bir şey halledeceğim. Merak etme, tamam canım? Hemen geliyorum. Merhabalar. Ben hakim Güzide Yenersoy. Şükrü Bey'le görüşebilir miyim acaba? Merhaba. Şükrü Bey şu an müsait değiller. Ben bir haber vereyim kendilerine. Bekliyorum. Olmaz, size haber bekleyeceğim. Tabii ki. O alçakça haberi siz mi yaptırdınız? Hakime baskı kurup kızınızı tutuksuz yargılatarak onu kurtarmış olmayacaksınız. Kızınız hapse girecek. Bundan kaçış yok.
Kızımın suçsuz olduğunu siz de biliyorsunuz. Onu bir kenara koyalım. Duruşmanın seyri öyle göstermiyor ama. Hanımefendiciğim, bildiğiniz üzere ben hakimim. Adaleti sağlamak benim görevim. Bu davada sizin oğlunuz katil. Suçsuz yargılanansa benim kızım. Bu sebeple bu pis işlerinize pabuç bırakacağımı mı sandınız? Sizin kızınız bir yalancı. Ve ben de sizi dinlemek mecburiyetinde değilim. Bana bakın, benim gözüm dönmek üzere. Az kaldı. O yüzden bir an önce bu davayı adalete teslim edin. Etmezsen ne yapacaksınız? Ne yapacağımı hayal bile edemezsiniz. Sizi, kocanızı, oğlunuzu, yedi sülalenizi mahvederim. Beni tanımıyorsunuz. Neler yapabileceğimi de bilmiyorsunuz. Bazen ben kendimi düşündüğümde kendimden korkarım. Biliyor musunuz? O yüzden ayağınızı denk alın. Benim ayarlarımla oynamayın. İyi günler, çok teşekkürler. Ne oldu? Hallettim. İyisin yani. İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. İyi. Hadi gidelim artık. Gidelim. Gidelim hayatım. Güziş. Ha canım. Ben şuradan taksiye binip eve gideyim en iyisi. Aa, niye eve gidiyorsun? Ümit yemek yaptı. Yemek yiyeceğiz. Hayır. Ya biliyorum da gideyim ben yine de. Ay olur mu? Hayatım o kadar yaptı çocuk. Olmaz. Hadi gel. Ne bileyim, siz şimdi ailece yemek yersiniz. Ama sen aileden değil misin? Hadi yürü. Karnın aç değil mi? Yani biraz aç ama. Hadi yürü yürü. Çok soğuk. Yürü. Abla. Ümit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abla. Ablam, beni almadan gittiniz ya. Asla unutmayacağım bunu. Ay Ümit lütfen, ne olur. Biz çok yorgunuz ablacığım. Çok yorgunuz. Ne olur vır vır etme. Tamam tamam. Sofraya bak. Zeynok, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Bunlar ne? Deniz börümcesi var. Bakayım ne yaptın? Ah, koydun sen buna. Hadi canım. Enginar. Enginar, baklalı engin. Ozi, burada mıydın oğlum sen? Uyudum biraz ya. Hıy yavrum, burada mı uyudun anneciğim? Ay iyi yapmışsın canımın içi. Anneciğim. Oylum nerede? Anne, beraat etmedi mi yoksa? Maalesef Ozi. Nasıl ya? Niye? Aa, ne demek niye? Mesaj attım ya çocuğum, okumadın mı sen? Yo. Ya benim toplantım çok yoğun geçince ben zaten beraat eder diye. Ya nasıl edemedi ya? Nerede peki şimdi? Hapiste mi yoksa? Babanı mı düşünüyorsun? Annemi. Babanın ona yaşattıklarını mı? Ben New York'a gidince okuldan atıldığımı öğrenince çok üzülecek. Yıkılacak. En son istediğim şey onun üzülmesi. Gerçekten. Gerçekten istemiyorum. Hiç üzülsün istemiyorum. Ama işte hayallerim yani, ne yapayım? Neyse, ne
yapıyorum ben. Sevmem böyle sulu göz olmayı. Oziye. Dayıcığım neyin var senin? Bir şeyim yok dayı. Niye? Ne bileyim oğlum öyle başka bir alemde gibisin de. Yok bir şeyim yok. Ha? Ben geldim. Aa. İyi akşamlar. E hani sen Selin nerede kalacaktın birkaç gün? Ya evet ama Selin İstanbul'daymış bir işi varmış. İşte Tolga da dönünce ben de onunla döneyim dedim. İyi yapmışsınız. Ya. Hadi gelin gelin. Gelin. Ali. Azi. Davaya çok üzüldüm kızım ya. Hallettik. Hadi kaç. Gel oğlum gel. Ya ben aslında hiç rahatsızlık vermeyeyim. Olur mu öyle şey? Gel lütfen. Hadi gel gel. Aşk olsun ya o kadar uğraştım gel. Hadi, gel. Buyur. Geç, otur. Hadi gel. Gel bakalım. Eşofmanları da giysene hayatım. Niye takım oturuyorsun? Birazdan çıkacağım bir tane. Nereye? Oltan'la buluşacağım. Bak aşkım ben bir süre Oltan'ın çiftlik evinde kalacağım haberin olsun. Neden? Boşanıncaya kadar burada kalmamam lazım. Yani Güzide'nin sağ solu belli olmaz çünkü. Nasıl yani Murat ya? Ne diyorsun yani? Hani hiç ayrılmayacaktık artık. Aşkım benim durum değişti. Nasıl değişti? Güzide sorun çıkarabilir. Burada kalmam sakıncalı bir tane. Boşanma davasını ne zaman açacaksın? Oylumun davası bitsin, öyle. Ne alakası var oylumun davasıyla? Aşkım bir tanem, hakimin kanaatini etkiler çünkü. Adam manyağın teki çıktı. Görmüyor musun bak, beraatlik davayı uzattı işte. Hadi neyse, görüşürüz tamam mı bir tanem? Haber vereceğim ben sana. Aşkım benim, hadi hoşça kal. Bugün zor bir gün oldu. Ama atlattık. Biz zaten zorlukları hep atlatırız. Değil mi? Hı, Ozan. Sayende atlattık anne. Ya şurada şöyle birlikte oturuyoruz ya. Bakın size yemin ediyorum. İnsanda ne dert ne tasa hepsi uçup gidiyor. Evet. Çünkü aile olmak böyle bir şey. Aile olmak çok güzel bir şey. Bu arada lazanya çok güzel olmuş Ümit. Vallahi eline sağlık. Gerçekten sağ çok güzel olmuş. Sen ne koydun buna ya? Ya ben ona yüreğimi koydum Nazan. Ne be? Sevgimi koydum. Ay yeni gelin gibi. Yok size bir daha lazanya mazanya. Ozancığım, toplantın nasıl geçti anneciğim? Yabancılara sunumun iyi geçti mi? Beğendiler mi? İyi geçti anne. Gayet iyiydi. Yani mesajlarına bakamayacak kadar yoğundun öyle mi? Ha sorma Nazo ya. Yani projeyi didik didik ettiler. Turşu gibi geldim eve. Hemen yatağa devrilmişim işte. Ah canım. Nereliydi yatırımcılar? İkisi Amerikalıydı. Biri de Koreliydi. Koreli niye? Ne bileyim dayı, yabancı yatırımcı işte. Salata verir misin bana? Vereyim. Teşekkürler. Sen Yeşim'le mutlu musun, değil misin hocam? Onu söyle. Mutluyum tabii ki, otancım yani. Hele Öykü kucağımda uyurken... Ölüyorum mutluluktan. Yani ona bakarken içim eriyor ya. İçim eriyor gerçekten. Ama bir taraftan pişman mıyım? Köpek gibi. Ne diyorsun ya? Yani zamanı geri almak mümkün olsa yapmaz. O derece. Mutluluğun bedeli çok ağırmış Boltan. Bu kadarını tahmin edemem.
Tolga'cığım, sen neden yemiyorsun yavrum? Aa, ya. Ya sen vejetaryen ya da vegan mıydın? Biz hiç düşünmedik onu. Ay öyle mi? O zaman biz hemen bir şey yap... Zeynep! Yok yok, ben vejetaryen değilim. Ben ne bileyim, öyle dalıp gittim. Ya ben... Yani ilk defa bu kadar güzel bir aile sofrasına oturuyorum da. Niye? Annen hazırlamaz mı öyle sofralar? Ben 1,5 yaşımdan beri babamlayım. Aa, çok çok özür dilerim, bilmiyordum. Yo yo, sorun değil yani. Hani alışım ben. Böyle yani. Hadi bakalım başla. Al bir lokma. Tamam. Hadi bakalım. Gençliğimde çok beğenilirdim ha. Bütün kızlar hasta olurdu bana. Niye? Efsane... Güzide'yi tavlamıştım sonuçta. Güzide efsane mi? Of, hem de nasıl, hem de nasıl. Hukukta kantine girerdi şöyle. Bütün kafalar ona dönerdi. Aa, bunu bilmiyordum. Büyük aşıktık biz ya. Efsaneydik. Efsane. Sonra yıllar geçti. Her şey rutine bağlandı. Aynı ev, aynı sofra, aynı iş. Hayatın dışına atılmış gibi hissettim kendimi. Hiçbir heyecan yok. Hiçbir şey yok, hiçbir şey. Yeşim tam o zaman karşıma çıktı, biliyor musun? Sen de biliyorsun. Aşık oldum. Çapkınlık diye başladın. Aşık ol. Olmaz. Olursa sonuç bu. Ama sevmek çok güzelmiş be Oltancığım. Aşk gibi bir duygu var. Vallahi benim aşkla meşkle işim olmaz. Beni biliyorsun. Ben realist bir adam. Romantik olan sensin. Asıl ultrason fotoğrafı yaktı beni. Oltan. Ultrason fotoğrafını görmeden bir gün önce ayrıl artık dedim. Bitsin. Sessiz sedasız evine git. Tamam, katlanması zor olacak ama bu macera bitsin. Yeşim hamileyim dedi. Ultrasonu gösterdi bana. Ya. Bunu anlatmamıştın bana. Ben Tufa'ya geldin zannediyorum. Yok yok. Doğurmasını ben istedim. Sen de kendin kaşınmışsın hocam. Ya Oltancığım, o kadar heyecanlanmaya başladım ki. Acayip bir şey yani. Yani 50'sinden sonra tekrar baba olacağım. Tekrar hayat başlıyor. Yani gençlik aşısı olmuş gibi hissettim kendimi. Burcu. Bu kadın boşanmayacak Murat'tan. Dur canım ya. Hemen kendini öyle üzme. Oylum'un mahkemesi bitene kadar dava açamam dedi. Onların boşanmaya kalkmaları hakimin kararını etkilermiş. Bahaneye bak. Ne aşamadaymış peki kızın davası? Nasıl ne aşamada? Ne kadar sürecekmiş yani? Ceza mı alacak, çıkacak mı, ne olacak? Sormadı ya. Yani oylumun mahkemesi ne oldu, ne bitti, beraat etti mi, etmedi mi sormadı kardeşim. Ya o da benim kızım, canımın bir parçası. Tamam, biz de çöpsüz üzüm değiliz ama. Ama yeşim, çöpsüz üzüm olmalıyız.
sorun çıkacak, farkındasın. Hayır, gerçeği kabul etmek zorunda. Benim bir kızım, bir oğlum daha var. Onlardan asla vazgeçmem ben. Oğluna, kızına. Senin de oğlun, aslan gibi Tolga'ya. İyi ki var, hadi. Ümit. Hı. Ne yapıyorsun ablacığım? İyi, ne yapayım abla ya? İşte yemekler kalmıştı, onları buzdolabına kaldırıyorum. Bak ne diyeceğim. Hı. Sema gelinceye kadar istersen bizim misafir odasında kal. Hazır orası değil mi Zeynep? Hazır. Vallahi mi diyorsun? Vallahi. Kalayım mı? Kal. ya ablam benim be. Ablam benim. Ay, ay Ümit. Demek ki Oli ile Oz ya. Güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yemekti benim için. Aranızda olmak bayağı hoşuma gitti. Biz de çok mutlu olduk. İyi ki geldin. Her şey için teşekkür ederim tekrar. Yanımızda olduğun için, desteğin için, her anımda yanımda olabildiğin için. Çok sağ ol. Çok sağ ol Tolga. Vedalaşıyor muyuz ya? Niye bir daha görüşmeyecekmişiz gibi konuşuyorsun? Hayır. Hayır tabii ki görüşürüz. Yani görüşürüz tabii. Ne zaman? Oğlum. Tolga. Yapma. Yapma. Ne olur yapma. Çünkü ben gideceğim. Tüm bunlar bittiğinde ben New York'a gideceğim. Kaldığım yerden devam edeceğim. Ama sen böyle yaparsan... Yapma. Abla bu ne ya? Bir don bir atlet yeterdi. Dur bakayım. Laciverti var mı? O enişten bir zevkli adammış ha. Aynı beden mi giyiniyoruz biz? Güzide'ye 30. yıl dönümü hediyesi al. Allah kahretsin seni, Allah kahretsin seni. Allah seni kahretsin, seni kahretsin Allah. Seni Allah kahretsin. Allah seni kahretsin. Hadi.
Götüreyim şunu. Bir tane hatırlamıyor musun? Hayır. Şimdi ha? 97. 97. Evet. O zaman oğlum yoktu. Yoktu. Peki biz Ozan'ı nasıl bırakıp da gittik? Nereden çıktı? Yok Mesut, yok. Kaan ortada yok. Dark Web'den falan da bir şey çıkmadı oğlum, gördün? Yer yarıldı, içine mi girdi oğlum bu herif? Belki de yurt dışına kaçtı abi. Boşuna arıyoruz. Vaz mı geçtin aramakta? Boşa çaba bro. Yani ben Kaan'ı aramak için harcamayacağım enerjimi daha fazla. Mesut, toplantı başlıyor. Bro, beni toplantıya çağırıyorlar. Tamam tamam, kapat. Hadi görüşürüz. Allah kahretsin ya. Birader şu ileriden sağa döner misin ya? Ya ben ürünüme kefilim Cengiz abi. Garantisi benim ya. Ya abi ne alerji ne bir şey, hiçbir yan etkisi yok. Bak C vitamini, D vitamini. Bak argan yağı, vazelin, %100 organik krem yapıyorum ben. Argan yağım ta Fas'tan geliyor abi benim. Tamamen orijinal. Abi sen bir dene. Beğenmezsen yeni parti istemezsin. Görüşürüz abi. Saygılar. Dur da alerji yapar mı diyeyim. Yapmaz kardeşim. Benim yurdum alerji malerji yapmaz. Dayı. Ne bu hal? Ben hiçbir yerden ulaşamıyorum Aziz. Telefon her yerden engellemiş. En yakın arkadaşını aradım. Geçen o da söylemiyor nerede olduğunu. Çıldıracağım artık ya. Dayı çok üzüldüm ya. Annemin de haberi yoktur tabii. Nasıl söyleyeyim oğlum annene? Onun gözünde işi yaramaz adamı tekiyim zaten. Ya boşver. Anneme göre hepimiz başarısızız zaten. Ya Sema beni terk mi etti? Umurumda bile değil. Cehennemin dibine kadar yolu var. Ama kızımı çok özledim Hüseyin. Çok özledim. Ya burnumda tütüyor. Bir tanemin hasretine dayanamıyorum artık. Dayıcığım yapma böyle ya. Sema yenge seni cezalandırmak için yapıyordur. Ondandır. Deniz'i yakında gösterir sana. Merak etme. İnşallah ya, inşallah. Bir kahve daha koyayım mı? Yok, sağ ol. 100 kağıt borcum var sana. Oğlum tamam. Ne borcu? Bir şey söyleyeceğim. Ya sormayayım, etmeyeyim diyorum ama... senin de keyfin yok gibi son zamanlarda. Ne iş? Manita meselesi falan mı? Bir terk edilen sen misin? Yapma ya. Şu güzel kız mı terk etti seni? Neydi adı? Lara. Ha, Lara. Çok koydu. İçimden yemek içmek bile gelmiyor dayı. Koyar. Alacak canım diyorsun ama öyle olmuyor işte. Terk edilmek çok ağır geliyor insana. Alo. Bizim evin eşyasını taşıyan nakliye şirketine ulaştım. Evet. Evet, Raci Bey'in evini mi taşıdınız? Raci Bey benim kayınpeder. Adresi söyledi, tabii de unuttum. Ya şimdi arayacağım, aklında tutamadım mı diyecek. Kardeşim sana zahmet, bana adresi mesaj atabilir misin? Sağ ol. Sağ ol. Eyvallah.
Buldum Ozi'yi. Kızımın yerini buldum. Benim hemen çıkmam lazım. Buraya taşıttınız Raci Bey. Ümit, nereden çıktın sen? Hayırlı olsun, yeni eve taşınmışsınız. Nasıl buldun sen burayı? Aşk olsun babaya. Benim adım Ümit Özgüler. Ben bulurum. Nereye gidiyorsun? Deniz, babacığım ben geldim. Boşuna bağırma. Babacığım neredesin? Ben geldim. Boşuna bağırma. Sema da Deniz'de yok. Nasıl yok ya? Neredeler? Oğlum o kıt kafana sok artık. Sema gitti. Baba, bak ayıp oluyor ama kıt kafa falan. Ne ayıp be yüzsüz. Bir de gelmişsin evine Sema'yı soruyorsun hala. Defol git evimden. Daha önce neredeysen oraya dön. Deniz'i görmeden ben hiçbir yere gitmiyorum. Ne oluyor anladın be? Mı? Ümit! Anne, Sema ile Deniz nerede? Unut Sema'yı oğlum. Sema İsveç'e gitti. Gitti. Deniz'i de götürdü. Ne diyorsunuz siz ya? Şaka mı yapıyorsunuz benimle? Ha? Ne zaman dönecekler? Dönmeyecekler. Ne demek dönmeyecekler ya? Kızımı alıp nasıl gider? Benim kızımı alıp nasıl gider? Ya kızıymış. Senin bir tutan babalığını mı gördük be? Ha? Sen aile reisi miydin ki kızım diyorsun hala? Bizde suç bey, bizde. Toplayamayan adamdan bir hat olmayacağını anlamamız lazımdı. Bana bak, bana bak ağzını topla. Sen ne biçim konuşuyorsun? Bak büyüğümsün diye bir şey yapmıyorum ama. Yapsana ha. Yetti. Yapsana. Bak, baba. Ne yapacaksın? Hadi göster. Hadi yap. Baba ayıp oluyor. Baba. Baba deme bana. Ben senin baban falan değilim. Yeter. Ulan seni kapatırım lan. Ulan benim kızım nerede? Yapma. Görüşürüz baba. Yeter. Yapma ya. Kızım. Lan. Kızım nerede? Alsın. Ulan seni kapatırım lan. Kapatırım lan seni. Mahkemeye sunduğumuz görüntülerin yasa dışı delil sayılmasına itiraz edeceğiz demiştiniz. Evet, evet. O görüntüleri delil olarak kabul ettirmemiz şart. Yaz. Bir, bir yazılım hatası nedeniyle silindiği iddia edilen MOBESE görüntüleri ulaşılabilir olduğuna göre silinmiş sayılamaz. İki, kamuya ait görüntüler olduğu için elde etme yolu kanun dışı sayılamaz. Efendim Ümit. Lütfen, lütfen yazın. Bu benim eski damadım. Evimi bastı, üzerime saldırdı. Enişte. Merhaba Ümit'ciğim. Bir şey mi var? Ya ben karakolluk oldum. Karakolluk mu oldun? Ne yaptın peki? Ya bir şey yapmadım kayınpeder. Darp etti diyor, benden şikayetçiymiş. Asıl darp eden o, ben ondan şikayetçiyim. Emin gelir şimdi seni çıkarmaya, tamam merak etme. Sağ ol enişte ya. Sen olmasan var ya. Hangi karakoldasın? Bu Çamlıçeşme karakolu. Hani bu şeyde. Minibüs yolundan E5'e çıkan. Konum at, konum. Hemen atıyorum enişte. Sağ ol. Emin'cim. Bizim kayınbirader karakolluk olmuş. Git onu çıkarıver. Çamlıçeşme karakolundaymış. Tabii. Canım çok gecikmem, bir iki saate dönerim. Tamam, ben evdeyim nasılsa. Sen işlerine bak, gel bakalım. Biraz... Anneciğim, uslu dur, üzme Burcu teyzeni, tamam mı? Üzme Zübeyli, merak etme. Çok teşekkür ederim Burcu, görüşürüz. Ne demek, hadi bay bay. Hadi gidelim. Alo? Alo, Burcu Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar Hakim Hanım. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ben Emre'yi merak ettim de o yüzden aradım. Nasıl Emre, iyi mi? Emre çok iyi. Sayenizde çok iyi. Hakim Hanım bana Emre'yi getirmekle dünyaları bağışladınız. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Estağfurullah, estağfurullah. Emre'nin iyi olmasına çok sevindim o zaman. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Şey Hakim Hanım, sizden küçük bir ricam olacak. Bizim davayı biraz öne alsak da nafakayı biraz yükselsek. İnanın hiçbir şeye para yetiştiremiyorum şu anda.
Burcu Hanım, ben ama dava için aramadım sizi. Emre'yi merak ettiğim için aradım. Ama siz hakimi bulmuşken biraz sıkıştırayım mı diyorsunuz? Hayır, yok ben öyle demek istemiyorum. Ne olur rica ediyorum, yani bu çünkü iyi niyetimi suistimal etmek olur. Bu konuşmayı yapmamış olalım, olur mu? Ben hiç aramamış olayım sizi. İyi günler. Suistimalmiş. Onun cezası cadı. Tamam, görürsün sen gününü. Peki Deniz'i nasıl götürmüş İsveç'e oğlum? Senin muvaffakat vermen lazım. Vermiştim işte. Ne? Vermiş miydin? Niye? Yasemin, yılbaşında İsveç'e gidecekti kardeşinin yanına. Ya Deniz'i de götüreyim, çocuk bir dünya görsün dedi. Ben de olur dedim, sonra olmadı, gidemediler. Bayağı planlı gitmiş anlaşılan. Peki giderken bir hazırlık yapmadı mı? Bir valiz yerleştirmedi mi? Başka bir şey yapmıştır. Sema ne zaman terk etti seni? Ya oğlumu Amsterdam'a yolcu etmiştik ya o zaman. Yani onca zamandır gizliyorsun. Pes. Ya almış götürmüş kızımı ya. Dünyanın öbür ucuna götürmüş. Ben Deniz'im olmadan yaşayamam enişte. Ne olur yardım et. Tamam ağlama. Bakacağız bir çaresine. Tamam merak etme. Ablam Sema ile ayrıldığımızı bilmiyor. Tamam ben de söylemem. Sağ olun işte. Ya ben senin hakkında söylerim. Ya önemli değil. Tamam. Nasıl önemli değil ya? Vallahi çok üzülüyorum. Bak Ümit'ciğim, elimden gelen her şeyi yapacağım. Konsolosluğa yazı yazacağım. Enişte. Ya onu demiyorum ki. Allah'ım ya. Hayat böyle bir şey işte. Sonunda olacağı belliydi. Ben tek kelime etmedim ablama, biliyorsun değil mi? Senin öteki evini kendi keşfetti. Ben hiçbir şey söylemedim. Biliyorum Ümit'ciğim. Seninle ne alakası var? Ben kaçayım artık enişte. Tamam. Eskisi gibi olamaz değil mi enişte? Nasıl eskisi gibi? Ya, eskisi gibi işte. Yani 3 gün orada, 4 gün orada. Tamam Ümit'ciğim, tamam. Hadi. Senin işin gücün yok mu? Meşgul etme beni, hadi. Hayırlı işler enişte. Sağ ol. Hiç utanmıyor ya. Çıkar işini ablasını satmaya. Güzide Hanım. Sizin ne işiniz var adliyede? Seninle konuşmaya geldim. Ne konuşacaksınız benimle? Murat'ın yakasını bırak. Mutlu olmak onun da hakkı. Bırak yakasını, boşan bir an önce, biz de yuvamızı bilelim. Sizi buraya gelmemiş ve bu sözleri sarf etmemiş olarak varsayıyorum. Şimdi evinize dönün. Sen ne kadar gurursuz bir kadınsın ya. Murat seni istemiyor, anlamıyor musun? Seni istemeyen birinin yanında mı tutacaksın? Sizi son kez uyarıyorum. Gidin. Gitmeyeyim. Gitmeyeyim. Hı? Beni dinleyeceksin. Bana bak, bana dokunma. Beni dinleyeceksin. Sen kendini ne sanıyorsun? Bana dokunma. Sen kendini ne sanıyorsun? Bana dokunma. Bizim çocuğumuz attığın yakasını bırak. Dokunma. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen Hakim Hanım'a ne yapıyorsun böyle?
Tamam Taner, yok bir şey, yok bir şey. Hayır hakim hanım, ne demek? Ne demek öyle bir şey yok? Sen şu anda görevi başındaki bir hakimi darp mı ediyorsun? Beyefendi, siz kendi işinize bakar mısınız? Ben hakimle özel bir şey konuşuyorum. Ne? Memur beyler, lütfen alın hanımefendiyi. Hayır, çabuk, hayır, çabuk, hayır, çabuk, hayır, çabuk. Yanlış anladınız. Bir saniye. Hayır, hayır, yanlış lütfen. Anladınız, yanlış anladınız. Bakın, bırak beni, bırak! Bırakın lütfen beni, gerçekten lütfen. Yanlış anladınız. Biz buyurun, buyurun, lütfen. Lütfen. Zorunu çıkartın. Bir dakika, bir neydi bu şimdi? Öleceğim aklıma gelirdi de... kadının birinin gelip... kocam için yakasından düş diyeceği aklıma gelmezdi. Hem de adliyenin orta yerinde. Kızım, sen ne yaptığının farkında mısın? Adliyenin en saygın hakimini darp etmeye kalkıyorsun. Darp etmedim, yanlış anladınız. Ben sadece konuşuyordum. O kadar adam yalan mı söylüyor? Sen var ya, hakim hanımın parmağına dokunamazsın, parmağına. Yemin ederim ki darp etmedim. Bizim onunla aramızda özel bir mevzu var. Ben sadece onu konuşmak istiyordum gerçekten. Ver şu kimliğini, ver, ver, ver. Oğlum, al. Hakkında işlem başlatın. Hayır, hayır, hayır. Gerçekten yanlış anladınız. Lütfen komiserim, lütfen ne olursunuz. Gerçekten yanlış anladınız. Ben sadece konuşuyordum, hiçbir şey yapmadım. Görüntülerin kamuya ait olması nedeniyle elde etme yolunun kan... Emin'ciğim, müsaade eder misin canım? Tabii. Yeşim, hayatım. Bir tanem, bir tanem niye ağlıyorsun sen? Ne işin var adliyedesin? Sakin ol canım, sakin. Yeşim'im, lütfen sakin ol. Bana neler olduğunu anlatır mısın? Murat, Murat lütfen, lütfen çabuk gel. Sana yalvarırım, çabuk gel. Tamam, tamam canım. Geliyorum hemen. Darp etmedim, yemin ederim gerçekten. Halledeceğiz. Sakin ol, sakin ol bir tane. Lütfen, lütfen. Bu seferlik işlem yapmıyoruz. Teşekkürler komiserim. Bana teşekkür etmeyin. Hakime hanıma teşekkür edin. Şikayetçi olmadı. Yoksa bu olay yenilir, yutulur cinsten değildi. Sağ olun efendim. Hadi kalkalım biz. Bu adam nesi şimdi? Avukatı mı, dostu mu? Ne iş? Amacı beni tuzağa düşürmek mi istiyorum Murat? Niye anlamıyorsun? Niye beni aramadın Yeşim? Karın beni adliyeye konuşmak için çağırıyor deseydin sakın gitme derdim sana. Kızarsın, mesele çıkarırsın diye korktum. Ben de ağzıma geleni söylerim dedin değil mi? Adliyenin ortasında sen ne gurursuz kadın mısın diye bağırmışsın ama. Demedim diyorum ya, yemin ediyorum ki demedim, demedim. Tamam, tamam. Hadi, hadi gidelim. Öykü nerede? Burcu da Emre ile oynuyor. Murat, sen bana neden inanmıyorsun? Niye inanmayayım bir tanem? İnanmıyorsun. İnanmıyorsun, bana suçluymuşum gibi bakıyorsun. Karının bana etmediği hakaret kalmadı diyorum. Savcıya bana saldırdı dedi, darp etti dedi. Beni rezil ettiği yetmiyormuş gibi bir de beni tutuklatmaya kalktı. Ne dedi sana? Nasıl aradı? Cepten mi aradı? Bak, sana bir daha anlatıyorum. Telefon etti, tatlı tatlı konuştu. Bana dedi ki adliyeye gel, bu işi kadın kadına çözelim.
Ben de inandım, saf saf gittim. Sonra adliyede odasını ararken karşıma çıktı. Bir anda bana bağırmaya başladı. Sen ne rezil bir kadınsın. Kocamı baştan çıkarmaya utanmadın mı? Şikayetçi olmamış ama. Madem tutuklatmaya kalktı, neden şikayetçi olma? Çünkü sana iyi gözükecek. Çünkü mağdur oynayacak. Çünkü yine ben suçlu çıkacağım. Yine ben. Beni suçlu yapacak. Sen her şeyi bir anlamış görmüyor musun ya? Sen benim ne yaşadığımı biliyor musun? Sakin ol. Sen benim neler yaşadığımı biliyor musun? Ya, sakin olur musun? Lütfen. Otur şuraya. Otur. Lütfen. Sakin ol. Sakin ol bir tanem. Aşkım benim. Geçti bir tanem. Tamam, sakin olur musun? Nefes alamıyorum. Benim de bir onurum var, bir gururum var. Dayanamam o gözyaşlarına, lütfen. Benim seni sevmekten başka ne suçum var? Aşkım benim, inanıyorum bir tanem, inanıyorum. Aşkım sakin olur musun? Gel uzan biraz, uzan. Sakin ol, lütfen. Haydi herkes sofraya. Dayı, yemekler yine senden mi? Herhalde kızım. İncikli Ankara tavayla parmesanlı roka salatası. Barbunya plaki Zeynep'in eseri yalnız. Ya biz sana bir restoran mı açsak? Bak vallahi boşa gitmesin bu yetenekler. İşte bakacağım. Şimdi abi plakinin tadına baksana kaç puan vereceksin. Dur bakayım dur. Bak kolay beğenmem. 10. Hmm. 10. 10 üzerinden 10. Yok. Ne? Ne? Hmm. 6. Ne? 6. Ne dayı? 7 olsun. Ya ha. 6,5'tan 7 olsun. Oh. Dayı ya abartma. Çok güzel olmuş. Anne gelsene. Geldim kızım, geldim. Ozan. Geldim. Çok pardon sevgili şefim. 3 puanı nereden kırdınız acaba? Ya bak. Diş böyle sarımsak aradı gözüm ama yok. Havuçlar ince kıyılmamış. Şekeri bir tık fazla. Bir de soğanı tam karamelize edilmeden barbunyası konmuş. Bir de süslemesi çok standart. Bir de bunu zeytinyağı böyle koymasın. Zeytinyağını oradan öyle koy. O zaman yemeği ben yapmayayım. Kızım sen buna ne bakıyorsun Allah aşkına? Bu kendi yaptığından başka bir şeyi beğenmez ki zaten. Ver bakayım oradan bana öyle. Vallahi çok güzel, billahi çok güzel. Annemin yaptığı gibi. Gerçekten çok güzel. Nefis. Sen hiç üzülme kızım. Niye üzüyorsun şu kızı ya? Ne üzücü? Daha iyi olsun diye abla. Nerede yanlış yaptığını görsün ki daha iyi yapsın. Ne güzel. Bir potansiyeli var çünkü Zeynep'in ama biraz kendini geliştirmesi lazım. Güzide. Tarık, ben sakın bana niye geldim diye başlama. Ne oluyor baba? Ne bu halin? Annene sor. Sor bakalım. Daha ne kadar düşülebiliyormuş? Sen bu kadar basit böyle bir kadın mıydın Güzide ya? Ya yaptığından hiç pişmanlık duymadın mı? Bu kadının da bir onuru, gururu var demedin mi? Baba sen ne biçim konuşuyorsun Ozan, ya? Oğlum, bir dur. Bir dur. Ne biçim konuşuyorsun bir dur. Annemle? Bir dur. Sen nasıl bir şeytanmışsın ya? Yani 35 yıldır bir gram anlayamamışım ben seni. Baba ne oluyor, ne diyorsun? Oğlum karışmayın çocuğum. Çocuklara anlatmadın mı Güzide? Anlatsana çocuklara. Hı? Tamam ben anlatayım. Anneniz Yeşim'i konuşmamız lazım diye adliyeye çağırmış. Herkesin içinde hakaretler yağdırmış. Bu da yetmemiş. Beni darp etti diye gözaltına aldırmış. Gittiğimde kriz geçiriyordu Yeşim, kriz. Bu nasıl bir kin, nefret potansiyeli varmış sende ya? Yani kin ve nefret duyacaksan bana duy, bana. Onun bir suçu yok. Evet suçu yok, o benim evli olduğumu bilmiyordu. Ya baba yeter, annemle doğru konuş. Annemle böyle konuşamazsın baba. Siz karışmayın. Oğlum artık tamam çocuğum, tamam. Sana büyük bir saygım vardı Güzide. Hem çocuklarımın annesi olarak hem de... Hakim olarak gözümde başka bir yerim vardı.
Ama bu yaptıklarından sonra her şey bitti. Her şey bitti. Ne sevgi kaldı, ne saygı kaldı. Yani ona inandın, öyle mi? 30. yıl dönümümüzde yaptıklarından sonra buna niye inanmayayım? Aslında yaptıklarına hiç şaşırmamam lazım. Hiç şaşırmamam lazım. Ama gene de şaşırıyorum. Gene de şaşırıyorum. Çünkü çocuklarımın annesinin böyle bir kadın olduğuna inanmak istemiyorum. Anne ne oluyor? Abla ne diyor bu adam ya? Tamam Ozan'cığım tamam. Oğlum çekil anneciğim. Kadını adliyeye çağırmış mıdır gerçekten? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya damarına basıldığında neler yapabilir bilmiyorum, kestiremiyorum ki. Yok ya. Zannetmiyorum. Yapmıştır çocuklar. Kesin yapmıştır. Çok da iyi yapmıştır. Oh, ağzına sağlık ablam. O kadını karakolluk ettiyse az bile yapmış, az. Gerçekten saldırmadın değil mi? Ay deli miyim canım ben niye saldırayım? Beni dinlemeden gidiyordu. Ben de beni dinlesin diye kolunu tuttum böyle. Tamam. Vay efendim sen misin benim kolumu tutan? Ortalığı birbirine kattı. Sonra bir adam bağırmaya başladı. Sen kimsin hakimi darp ediyorsun? Alın bunu karakola bilmem ne. Meğer adam savcıymış. Yalnız sonrasını çok iyi idare etmişsin. Murat'a beni darp ettiler falan demen çok doğru bir hareket. Bravo. Murat Bey geldi, ben gideyim. Otur, otur, otur. Ah, iyi akşamlar aşkım. İyi misin bir tanem? Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben Öykü'yü getirmiştim. Baktım Yeşim biraz mutsuz, üzgün. Yanında olmak istedim. İyi yapmışsınız, sağ olun. Buyurun oturun lütfen. Teşekkür ederim. Hadi gel, yemeğe gidelim. Yapma Allah aşkına ya, bu kadar şey yaşadık. Yemeğe mi gideceğiz şimdi? Bir tanem, moralimiz düzelir. Hı? Hadi. Öykü'yü ne yapacağız? Ben bu saatte bakıcı falan bulamam. Hayatım ben Öykü'ye bakarım. Emre ile güzel güzel oynuyorlar zaten. Gidin biraz havanızdayız. Aa süper. Hadi. Hadi git hazırlan bir tanem. Hoş geldiniz Tarık Bey. Merhabalar canım. Sizi şöyle alabilirim. Ne dersin sevgilim? Olur. Hadi gel. Gel bir tanem, gel. Hemen garson arkadaşı yönlendiriyor. Teşekkür ederiz canım. Niye öyle bakıyorlar bana? Çünkü seni tanıyorlar, karını tanıyorlar ondan. Çok güzelsin ondan. Aman bırak baksınlar. Benim karım artık sensin. Doğru söylüyorsun aşkım. Yapar. Gerçekten yapar. Kim neyi yapar? Karın. Dedin ya zina baskını yapabilir diye. Ya ilk başta ben sana çok kısmıştım bizimle kalmayacaksın diye ama... Haklıymışsın. Güzide senin aklında hala değil mi? Unut artık sevgilim. Unut. Bitti. Bitti artık. Korkuyorum Murat. Kadın şeytan gibi. Ayrıca bizi ayırmak için daha ne planları var bilmiyorum. Kimse ayıramaz bizi. Aklını alıyor mu senin? O zaman niye bana bu kadar çok kötülük yapıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım ki. Aşkım
Çünkü seni çekemiyor. Gençliğini çekemiyor. Güzelliğini çekemiyor. Bırak artık şu güzideyi ya. Kimsenin ağzımızın tadını bozmasına izin vermeyelim lütfen. Sen nerede kalacaksın peki? Oltan Bey'in çiftlik evinde mi? Oğlumun davası sürerse Oltan'ın evi mantıklı geliyor bana. Ya kısa sürmezse? O zaman evimize yakın bir ev kiralarım. Ama uzun sürmez zannetmiyorum. Bir saniye. Lütfen Ümit, o çirkef kadın diye başlama, olur mu? Ya yok abla ya, onu demeyeceğim. Diyelim bu Tarık Bey itiraz dilekçesini verdi. İlle kabul edeceksiniz dedi. E hakim kabul etmezse ne olacak? Aslında makul şüphe doğdu. Yani bu durumda Tim denilen çocuk ceza almaz. Ama oğlum serbest kalabilir. Zeynep! Bakıyorum. Tim denilen o çocuğun ceza almasını istiyorum. Çünkü o çocuk ceza almazsa adalet tecelli etmeyecek. Merhaba. Gel canım, hoş geldin. Biraz hoş. Güzideciğim. Canım. Sosyal medyaya bakabildin mi? Yok, bakmadım. Bir bak istersen. Neden? Bak bak. Gitme. Beni dinleyeceksin, bana bak. Kim çekmiş bunu? Kim buraya koymuş? Bizim adliyeden birileri mi? Bilmiyorum. Yani çalışan olabilir, vatandaş olabilir. Biri çekip koymuş işte. Allah aşkına kadının varoşluğuna bakın ya. Bu nedir ya? Bu nedir böyle? Sen şu anda görevi başındaki bir hakim. Allah aşkına kapatın şunu. Rezillik bu. Hayır. Hayır anne, senin rezilliğin değil. Biz o kadının rezilliğini izlemek istiyoruz. Ah enişte. Yaktın kendini. Benim bak, yemin ederim. Ediyorum yaktın kendini. Lütfen hanımefendi. Bir tane mi? Aşkım. Gördün mü bak, videodaki kadın orada oturuyor. Komşum Burcu Hanım çok tatlı bir kadın. Sana çok destek veriyorum. Oğlu da Öykü'ye arkadaş. Şu masadakiler bize bakıp duruyorlar. Ne? Bakacak ne var ki? Ne bileyim. Rahatsız oldum. Yok bir tanem, kimse bakmıyor. Kuruntu yapıyorsun. Hayret bir şey ya. Yüzsüzlüğünde bu kadarı fazla oldu artık. Bize mi dediler? Niye desinler ki, tanımıyoruz etmiyoruz. Bize dediler, yüzsüzlüğünde bu kadarı dedi kadın. Yani bir sebepleri mi var bir şey desinler? Yok, lütfen. Lütfen aşkım, hadi yemeğini ye. Hadi aşkım benim, bir tanem benim. Hadi. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Bir de gidip babama tam tersini anlatmış. Asıl anneme hakaretler yağdıran o. Ya babam nasıl inanmış bu kadına ya? Yüzsüz. Yüzsüz. Ya gidip bir de anneme gurursuz diyor. Ya sen nasıl karşısına geçip anneme bir de sen gurursuz nasıl dersin ya? Resmen saldırmış ablama, görüyor musunuz? Resmen saldırmış. Hayır canım, saldırmadı. Yani böyle koluma dokundu, biraz çekti. Dokunamaz abla. Senin kılına bile dokunamaz. Sana dokunmanın cezası 6 aydan başlıyor. Doğru. Doğru anne, sen niye şikayetçi olmadın bu kadında? Kızım olur mu öyle şey ya? Ne yapsaydım, ben de onun seviyesini mi inseydim? İnecektin abla. O paçoz leş karı senin seviyene çıkamayacağına göre sen inecektin acık. Evimde böyle argo kelimeler kullanma. Bu video her yere yayılmış yalnız. Trendlerde 2 numaraya yükselmiş. Hayır yani kim niye böyle bir şey çekip koysun canım? Ya büyük ihtimalle bir story çekiyordu. E o sırada işte sizin saldırıyı görünce de tam virallik video olmuş. Çok iyi oldu çok. Tarık Bey de kapak oldu. Kim çektiyse elleri dert görmesin. Buradan selamlarımı söylüyorum. Ben Melih'i arayayım da kaldırsın bari. Evet evet. Abla bir saniye ya, dur, nereye kaldırsın? Önce Tarık Bey bir görsün bunları. Neyi görecek? Bu kadar zaman sonra ben bir daha mı anlatacağım kendimi Tarık'a? Tanımamış mı o beni? Asalet işte, görüyor musun? Asalet. Tarık Bey geldi buraya, bir ton saydırdı. Şöyleymişsin, böyleymişsin, şöyleymişsin. Puh. Yazıklar olsun. Buyurun. Görmüş olduk işte. Yeşim Hanım, Yeşim Hanım. Oylum. Anne ne yapmayı düşünüyorsun?
Babam buraya gelip sana ağza alınmayacak laflar etti. Bunu yanında mı bırakacağız? Ne yapayım? Ben de onun gibi mi davranayım? Ya bunu nasıl kabullenirsin ya? Nasıl kabulleniyorsun bunu? Ya adam buraya gelecek, ağzına geleni söyleyecek, sen sessiz mi kalacaksın? Ya birinin o kadına haddini bildirmesi lazım. Anladın mı? O babamın da yerin dibine girmesi lazım. Ne yapabilirim ben? Sen bunu kabullenmeyeceksin değil mi? Ya bunu ne olur kabullenme ya. Bak sen bunun hesabını sormazsan ben sorarım. Ozan oğlum. Aa, Ozan! Ozan nereye gidiyor? Ozan! Beni bekler misin? Bir dakika konuşmak ya istiyorum. Ozan, Ozan! 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 Necmet otur sen otur. Kendi aralarında hallederler. Otur. Beni dinle. Ya anne Ozan. Aklım almıyor. Hala sessiz kalıyorsun Ozan, ya. Ozan beni dinler misin? Ya şu durumda bile sessiz nasıl kalabilirsin ki? Sus beni dinle. Ne yapacaksın? Babanı mı döveceksin? He? Gidip kadını mı döveceksin? Ya aklım almıyor. Anlıyor musun? Ya aklım almıyor. Bu kadar sessiz olamazsın, kalamazsın ya. Ya bunu kabul edemezsin anne. Sen böyle bir çocuk musun? Ben sizi böyle mi yetiştirdim? Babam böyle şeyler istiyor olabilir ama ben buna izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ozan, sen benim kaybettiğimi mi düşünüyorsun? Hı? Sustuğum için kaybettiğimi mi düşünüyorsun? Kaybeden baban iki tane pırlanta gibi evladını kaybetti. Ama ben kazandım. Ben sizinle gurur duyuyorum, anladın mı? Bugün yaşıyorsam ve yarın öleceksem biliyorum ki benim çocuklarım dimdik ayakta kalacak. Siz benim gururumsunuz. Ozan, yapma. Yapma beni hayal kırıklığına uğratma Ozan. Oğlum. Yapmayın. Beni hayal kırıklığına uğratmayın. Hani sen Oltan Bey'in evinde kalacaktın? Vazgeçtim. Gitmiyorum. Nasıl yani? Bu gece mi hiç mi? Hiç. Ya karın zina baskını yaparsa? Elinden geleni ardına koymasın. Bundan sonra bir saat bile ayrı kalmak istemiyorum sizden. Bundan sonra sadece biz varız. Tek isteğim sizin mutluluğunuz aşkım. Sen bizim yanımızda ol. Bizden mutlusu yok. Hayatım benim. Bir tanecik karım. Her şeyim. Buyur Sezai abi. Eyvallah. Sağ olasın Hasan'cığım. Yarın buradasın değil mi abi? Yarın buradayım. Birkaç gün daha kalacağım. Hayırdır? Sen halletmedin mi yoksa o meseleyi? Sayende hallettik abi. Anneme söyledim. Sezai abi geliyor dedim. Öp ellerinden dedi. Sağ olsun. Yarın su böreği yapacak sana. Oğlum boşuna uğraşmasın. Zahmet etmesin kadıncağız ya. Yok abi olur mu? Ne zahmeti? Sen o kadar uğraştın bizim için. İyi tamam söyle. Ne zaman istersen ara beni, tamam mı? Çekinme. Tabii. Selam söyle. Aleyküm selam abi. Hakim Hanım'ın çekilecek çilesi varmış. Başına gelmeyen kalmadı ya. Ya
Yineyi dayanıyor Hakim Hanım. Ya kim çekmiş videoyu Sevil abla? Vatandaşın biri herhalde Esra, ne bileyim. Hakim Hanım o vatandaşı bulursa var ya, canına okur canına. Ya kadının onlarla uğraşacak vakti mi var Allah aşkına? Öylece bakıyorum. Kapatın onu! Gördüm tabii, görmez olur muyum? Önümde açık zaten şu anda. Rezalet değil mi? Ne kadar seviyesiz bir kadınmış. Berin'cim günaydın. Günaydın Tarık Bey. Kahvemi getirir misin? Tabii hemen. Gel. Teşekkür ederim ben. Çok üzüldüm Tarık Bey. Çok geçmiş olsun. Bir gün herkes sosyal medyaya düşecek herhalde. Ne diyorsun Berin? Ne sosyal medyası? Siz görmediniz mi? Neyi? Davada işimize yarar mı bu görüntüler? Kızın ailesinin kalitesini ortaya koyuyor. Sanmıyorum Nurhan Hanım. Buradan bir şey çıkmaz. Zaten İsmet Bey de bu görüntülerle davanın bir alakası olmadığını söyleyecektir. Bu yüzden biz bildiğimiz yoldan devam edeceğiz. Öyle mi diyorsunuz? Bu görüntüleri hukuk camiasından izlemeyen kalmadı. Muhtemelen İsmet Bey de görmüştür. Zaten bir hakim olarak muhakemesine güvenmek en doğrusu. Büyükelçi Bey'in durumunun da farkında. Fazlasıyla anlayışlı. Bu davada her şey bizim lehimize ilerliyor. Yalnız biraz sabırlı olursak ben bu davayı bitireceğim. Tabii ki bitecek. Ama benim için bitmesi demek o kızın ceza alması demek. Takipsizlik falan değil. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, buna emin olun. Elinizden geleni yapmanız bana yetecek mi? Pek emin değilim. Valla müsterih olun Nurhan Hanım. Tüm gücümüzle bu davanın üstündeyiz ve kazanacağız. Şüpheli %100 ceza alacak. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de iyi günler efendim. İyi günler. İş iyice sarpa sarmaya başladı Davut. Bu iş bir avukatlarla olmayacak, anlaşıldı. İsmet Bey şimdiye kadar hatır, gönül, elçilik diye hep yanımızda kararlar aldı ama kızın annesi sert çıktı. Artık hatır gönülle bir yere varamayız. İşi garanti altına almalıyız. En iyisi ben İsmet Bey'i bir yoklayayım. Tabii siz olur derseniz. Olur, öyle yap ama dikkatli ol. Adımız sanımız geçmesin. Anlaşıldı Nurhan Hanım. Yok, söylemedim. Yani bence ara haber ver yani. Baban sonuçta. Babam. Sen babamı dün görseydin Tolga. Anneme söylemediği şey kalmadı. Ne sinsiliği kaldı kadının. Ne karaktersizliği kaldı. Ya şeytan dedi kadına, ya şeytan dedi. Tanıyamıyorum artık babamı. Cidden tanıyamıyorum. Ne diyorsun ya? Gücü de teyze ya. O yüzden bana hiç baban sonuçta falan deme. Yani bence yine de söyle. Hani ne kaybedersin ki? Hiç. Ne kazanırım peki söylesem? Hiç. Ay tutturdu Emre'yle oynayacağım diye ben de temizlik yapıyorum. Tamam, Emre de çok sevinir. Gel bakalım. Emre'ye kek getirdim Burcu teyze. Tamam, ben de size çikolatalı süt yaparım. Hadi gel bakalım. Çok teşekkür ederim Burcucuğum. Ne demek, sen bak işte. Görüşürüz. Murat, ne oldu? Niye bu saatte geldin? Hasta mısın? Ne yaptın sen Yeşim? Ne yapmışım? Niye bana yalan söyledin? Hani konuşmak için adliyeye çağırmıştı Güzide seni? Hani tuzak kurmayı düşünmüştü? Ne oldu? İnkar mı etti? Hiç şaşırmadım.
Sen de gidip ona mı inandın? Ne yaptın Yeşil? Nasıl yaparsın bunu? Ona mı inanıyorsun bana inanacağın yerde? Beni tuzağa düşüren, bana etmediği hakareti bırakmayan o kadına mı inanıyorsun? Allah'ım inanamıyorum sana ya. Hala o karın seni etkileyebiliyor. Videoyu seyrettim. Video mu? Evet. Sen bağırıyorsun Güzide'ye. Kolundan çekiştirip sen sarsıyorsun onu. Arkasından gurursuz diye bağıran sensin. Oysa bana tam tersini anlattın. Ağladın, sızladın, sinir krizleri geçirdin, sana inandım. Hesabını sormak için Güzide'ye gittim. Çocuklarımın gözünün önünde ona şeytansın dedim. Kininin, nefretinin ayarı yok dedim. Oysa bugün öğreniyorum ki uğruna 30 yıllık karımdan vazgeçtiğim kadın bana yalan söylemiş. Bizim için gittim, yuvamıza engel olmasın diye gittim. Yalvarmak için gittim. Çekil Yeşim. Ya sen boşanma konusunda sıkıntı çıkaracak dedin diye. Ben belki insafa gelir diye gittim. Ya yalan söyledin. Ya... Herkesin içinde rezil ettin beni. Sen bana 5 yıl boyunca yalan söyledin. Ben küçücük bir yalan söylemişim. Çok mu? Küçücük mü? Doğruyu söyleseydin. Konuşmak için gittim. Savcı yanlış anladı. O yüzden karakolluk oldum deseydin. Niye yalan söyledin bana? Korktum. Korktum. Sen bana bir şey söylersin diye korktum. Artık sana nasıl inanacağım? Sana nasıl inanacağım ben? Her şeyi mahvettin. Herkese rezil ettin beni. Murat lütfen artık. Gitme. Ne olursun gitme. Çekil artık. Tamam Murat lütfen çekil, gitme. Çekil lütfen. Dedim. Murat lütfen çekil. Gitme. Ne olursun git. Şimdi ne hale düşürdün beni? Kızım şimdi değil. Babacığım zamanı değil lütfen. Sen kaybedersin baba. Sen kaybedersin. Merhaba. Merhaba. Ben avukatımı arz etmek istiyorum da ne yapmam gerekiyor? Önce kimliğinizi rica edeyim. Mahkeme kararı siteye tebliğ edildi hakim hanım. Kaldırılmış olması lazım. Evet. Kaldırılmış. Teşekkür ederim. Sizce bunu kim koydu buraya? Adliye personelinden biri olabilir mi? Değil. Bir vatandaş. Yani kötü bir niyetim yoktu diyor. Ama siz yine de şikayetçi olmak ister misiniz? Hani özel hayatı ihlalden şahıs hakkında bir işlem yapalım mı? Yok. Hayır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Azu? Sezai? Kız sen misin? Sezai, canım benim. Canım benim. Hiç değişmemişsin. Kaç yıl oldu? Çok oldu, çok. Aman karıştırma şimdi. Yaşımız ortaya çıkacak. Çıksın ne olacak? Çok iyi gözüküyorsun ama. İyiyim, iyiyim de başımıza gelenleri biliyorsun. Videoyu gördün mü? Görmüştür tabii. Bütün dünya gördü, o mu görmeyecek? Öyle işte. Hayatın boyunca itibarın için uğraş dedin. Ondan sonra başına bu gelsin. Cevher yere düşmekle sakıt olmaz. Kadri kıymetli. Bir şey olmaz sana Güzide, sen Güzide'sin. Öyle. Eskiden de böyleydin. Nasıldı? Yani bir konu hakkında öyle bir cümle ederdin ki bütün olayı özetlerdin. Eyvallah. Teşekkürler. Şimdi duruşmaya gidiyorum ama bana bak hiçbir yere kaybolmak yok. Tamam mı? Görüşeceğiz mutlaka. Mutlaka görüşürüz. Tamam. Tamam. İyi duruşmalar. Sağ ol. Hadi görüşürüz. İyi duruşmalar hayatım.
değişmemiş. 30 sene önceki Nazlı. Dostluğu da öyle, hiç değişmedi. Evet. Tarık'ın bu yaptıkları hiç aklına gelir miydi? Başka bir hayat, başka bir kadın, başka bir çocuk. Çok üzüldüm. Keşke olmasaydı. Ama hayat böyle. Evet. Hayat böyle işte. Ama hayat böyle diye her şeyi kabullenecek değiliz. Elbette... Neyse, bu uzun mesele. Başka zaman konuşuruz. Ben sana başka bir şey için geldim aslında. Hayrola? Oyunumun dosyasıyla ilgili. Ha, gel odada konuşalım. Tamam. Bu adam Büyükelçiliğin koruması, biliyorum. Evet. Davut Tekel. Evet. İşte o gece suç Oylum'un üzerinde kalsın diye Tim Jenkins'ı olay yerinden götüren, daha doğrusu kaçıran koruma bu. Evet Sezai, biz bu adamı şahit olarak dinlettik zaten. Hı. Karakolda ne söylediyse onları söyledi. Biliyorum, dosyayı okudum baştan sona. Başka bir şey söylemesini de beklemiyorum. Bu adama o söylemediği şeyi, gerçeği söyletmek lazım. Yani bunun için bir şey mi yapmak lazım? Şöyle söyleyeyim, yani bir çeşit tehdit. Tehdit? Yok, öyle şey değil. Yani bir şiddet falan değil. Aklıma bile gelmez. O kitabında yazmaz öyle şeyler. Başka bir şey. Ne? Önce Davut'tan bahsedeyim istersen. Bu Davut Tekel ismi aklımda kalmış benim. Öyle kolay unutacak bir isim değil ya, Davut Tekel. Evet. Ben bunu sizin dosyayı görürken hatırladım. Daha önce müdahil olduğum bir dosyada rastladım ben bu Davut Tekel ismine. Oylum'un dosyasında görünce de hatırladım. Müvekkilim çok temiz bir oğlan. Ankara'da bir şirkette çalışıyormuş. Ayak işlerine falan bakıyor. Çocuğu sonra uyuşturucu kuryeliğiyle suçladılar. Daha doğrusu onun üzerine yıkmaya çalışmışlar. Dosyayı epeyce inceledim. Şirket paravan çıktı. İspatladım onu. Bu paravan şirketin sahibinin tanıdığının ifadesine başvurdular dava sürerken. İfadesine başvurdukları tanıdık kim? Davut Tekel. Çok şüpheli, çok tehlikeli birisi bu. Neyse, bu dava epeyce uzun sürdü. Müvekkilim beraat etti. Dosya kapandı falan ama aklımı kurcalayan bir şey kaldı. Bu paravan şirket Ankara'ya uyuşturucu sevkiyatını sürdürmeye devam ediyor da uyuşturucu niye yakalanamıyor? O günlerde bunu takip eden narkotikteki çocuğa sordum. Arkadaşımdır. O da abi bulamıyoruz dedi yani. Çok uğraştılar. Öyle kapandı gitti dosya. Oylum'un dosyasında Davut Tekel ismini görünce anladım ben uyuşturucunun nerede saklandığını Güzide. Büyükelçilikte. Evet. Ah. Fakat işte şahidim yok, ispatım yok, kanıtım yok. Ben eminim Davut devam ediyor bu sevkiyat işine ve kesinlikle elçilikte saklanıyor uyuşturucu. Yani? Ya diyeceğiz gelirsin adam gibi Oylum'un davasında ifadeni verir, gerçeği söylersin. Ya da seni ihbar ederiz. İhbar edersek iş uluslararası hukuk sorununa döner. Dışişleri devreye girer. İşin ucu da zaten şebekeye gelir, dayanır. Gel doğruyu söyle ya da ihbar ederiz. Evet. Anladım. Fakat bunu ona söyleyecek olan kişi biraz şiddetin dilinden anlayan, karanlıktan gelen biri olmalı. Ki Davut onu görünce işin ciddiyetini kavramalı ve gerçeği söylemeye mecbur kalmalı. Ona bunu söyleyecek olan kişi sen değilsin. Ben de değilim. Tarık hiç değil.
Davut'a bunu söyleyecek biri lazım ki. Ben öyle birini tanıyorum Sezai. Davut Tekel. Tanıyor musunuz? Size bu adamı tanıyor olabileceğimi düşündüren şey nedir güzelim? Benim karanlık biri olduğumu mu düşünüyorsunuz? Oltan, buraya sizden büyük bir iyilik istemeye geldim. Ancak yani doğruyu söylemek gerekirse kazandığınız her kuruşun yasal olduğuna inanmıyorum. Ben hiçbir zaman böyle bir şey iddia etmedim zaten. Bunca parayı yasal olmayan bir şekilde kazanıyorsam güçlüyümdür. Karanlığımdır. Değilsem bile karanlık kişilere ulaşabiliyorumdur. Öyle değil mi? Bunun için bana geldiniz. Bu iş oldu bile. Oğlumun doğduğu günü bilirim. Benim de kızım sayılır. Oğlum için ne yapıyorsam, kızınız için de aynı şeyi yaparım. Merak etmeyin. Teşekkür ederim. Tarık'ın haberi yok henüz. Olsun mu? Olmasın. Olmasın. Şimdilik. Nasıl isterseniz. Az önce içeride yaptığım konuşma hayatımın en zor konuşmasıydı, bilmenizi isterim. Evlat hayattaki en değerli şey güzide. İnsan evladı için her şeyi yapar. Cinayet işler. Tolga çok iyi bir çocuk. Çok iyi yetiştirilmiş. Tebrik ederim. Öyledir. Hoşça kal. Hani yok. Nasıl yok? Yok işte eşim yok. Allah Allah ya. Sen emin misin bu videoyu seyrettiğine? Belki de kadın yalan attı Murat'a. Yok, Murat gördüm dedi. Ya tamam hayatım, üzülme. Hayatta her şey istediğimiz gibi gitmeyebilir. Bazen alttan almamız gerekebilir. Çok kötü oldu bu Burcu ya. Senin yüzünden karıma şeytan dedim dedi. Değil mi? Allah aşkına, hem de şeytanın önünde gideni. Ya öyle ama yani sonuçta 30 yıllık karısı. Gördün, çok kızdı, nasıl bastı gitti. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Murat senin sesini duyarsa yumuşar. Murat arıyorsun. Ama sakin bir şekilde. Ara Murat'ı. Ara. Ama sakin. Yalnız Tarık Bey yıkılacak. Gene kıyamet kopacak. Hoş geldiniz efendim. Ne yapayım? Mail'i kendi görsün diye mi bekleyeyim? Ne bileyim ya.
meşgul attı. Reddetti ya. Açamıyor. Yeşim olabilir öyle. Duruşmadadır, toplantıdadır. Gel buraya. Sakin ol güzelim. Sakin. Birazdan bir daha deneriz, olur mu? Ne oldu Berin? Yine bana kötü bir haber mi getirdin? Tarık Bey, size bir mail gelmiş kızınızdan. Sen benim mailimi mi açtın? Yok, hayır. Büronun mailine gelmiş. Peki ne diyor kızım? Siz bakın isterseniz. Sizi avukatlıktan azletmiş. Çık, çık. Belki bir yanlışlık olmuştur. Ben isterseniz... Çık! Nereye aldınız? Tamam. Tutun orada. Kimsiniz oğlum siz? Kimsiniz lan? Niye getirdiniz lan beni buraya? Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Büyükelçinin baş korumasıyım. Arkamda dış işleri var. Bitiririm lan sizi. Bitiririm. Ne gülüyorsunuz lan? Yapamam mı sanıyorsunuz? Gücüm yetmez mi sanıyorsunuz? Çok konuşuyor bu ya. Çak iki tane yani. Ondan ben yapayım. Burcan da şimdi Altan Bey bir şey demesin. Ya ne diyecek? İyi yaptınız her. Neyse. Biz yine de Altan Bey'e sormadan bir şey yapmıyoruz. Altan kim lan? Altan kim? Evet dayıcığım. Ne yaptın anlat bakalım. Vallahi bilmiyorum. Bu akşam yemeği Zeynep yaptı. Aa. Hı? Zeynep, ne bu? İsveç usulü kremalı somon. Vay Zeynep, İsveç mi İsveç? Hayırdır? Ümit abi, biz de biliyoruz bir şeyler. Ne koydun kız? Bunun içine? Limon kabuğu mu? Bir çıt, bir çıt da muskat. Nefis, harika. Olmuş bu kızına, ben size söyleyeyim. Hı? Çok iyi. Ne diyorsunuz? Tabii, benim Zeynep'im çok güzel yemek yapar. Bu göbek o yüzden Zeynep. Abla, şey diyeceğim, Nazo niye gelmedi bu akşam? Ay rahat bırakın kadını. Bir gece olsun evinde kalsın kadın. De zaten somon sevmiyor Nazo. Boş ver, üzülme dayıcığım. Ya. Evet. Ya Uzi nerede peki, o da yok. Gelir belki. Yani somonun kokusunu alsaydı kesin gelirdi de. Belli yok da ondan gelmedi o. Sevgili şefim, buyurun lütfen puanlayalım. Kırabilecek miyiz bundan puan? 8. Ne? Taze kaşar koymuş sosuna. Daha keskin bir peynir ister bu. Kaşarmış da peynirmiş ya. Ümit, hı? Sen annemi babamı kimya fakültesinde okuyorum diye kandırmış olabilir misin? Mutfak kimyadır abla. Ay bayıldım bayıldım. Ne gülüyorsunuz ya? Atasözü. Yaz bir yere. Çok iyi. Çok komik. Tarık Bey. Hakime Hanım evde. Oğlum da evde mi? Evet, şimdi otururlar sofraya. Selim. Anne, hı, babam niye Ozi'nin kirasını ödüyor? Öyle anlaştılar ya, oydum. İşe ilk girerken maaşı azdı. Eniştem sen gir bu işe, kiranı ben öderim dedi ya. Ödesin.
Ödesin. Hak ediyor Tarık Bey. Ödesin. Neyi hak ediyorum oğlum? Hı? Bu seferki bahanen ne baba? Ha? O sevgilinin anneme saldırdığı videoyu gördün, özür dilemeye mi geldin şimdi de? Ben bunu mu hak ediyorum kızım? Nedir bu? Benim öz kızım. Beni avukatlıktan azlediyor Güzide. Neden yaptın bunu? Yapmam gerekiyordu anne. Ben bunu mu hak ediyorum ya? İnsan babasına danışmaz mı? Aradım. Aradım seni, defalarca aradım. Ama açmadın. Merak bile etmedin niye arıyorum diye. İşim vardı, meşguldüm. İşin yoktu. O kadının yanındaydın. O yüzden açmadın o telefonu. Umursamadın. Umursamadın, önemsemedin beni. Saçmalama kızım. Nasıl umursamam ben seni? O zaman işini iyi yapamadın. Oğlum, babanla nasıl konuşuyorsun öyle? Ne demek işini iyi yapamadın? Ya anne, yalan mı söylüyor ya? Olsam, olsam. Yaptım anne. Yaptı mı? Sahiden. Sahiden baba. Ben polisler geldi. Ben bu evden götürüldüm. Sen neredeydin? Karakola gittim ben. Orada da yoktun. Mahkemeye çıktım baba ben. Orada da yoktun. Var mıydın? Hayır kızım, vardım. Ben senin hep yanındaydım diyebiliyor musun? Annem olmasaydı, eğer o hakimle konuşmasaydı ben şu an hapisteydim ya. Malum şahıs arıyor. Konuş. Konuş, konuş. Ne olur rahat. Onun adı Yeşim kızım. Malum şahıs değil. Pardon. Pardon, pardon de kızım ya. Ne yapıyorsun sen, ha? Saygısızlık etme cici annemize. Ne diyorsun kızım sen? Ozan. Çocuklar. Oğlum, Ozan. Ne biçim konuşuyorsunuz babanızla öyle? Anne, adam 5 yıldır bizi kandırdı. Farkında mısın? Bizim ruhumuz duymadı ya. 5 yıl. Sahiden. Baba, ne yapıyordun? Yani mesela bu evde sıkıldığında öbür evine gidiyordun. Minik kızına mısmutlu oyunlar. Oğlum! Babanla böyle konuşamazsın. Biz sizi böyle yetiştirmedik. Sapla samanı birbirine karıştırmayın. Babanın mevzusuyla senin davanın ne alakası var? Çok alakası var. Değil mi? Çok alakası var. Eğer o kadın... Pardon. Yeşim Hanım. Eğer Yeşim Hanım senin hayatında olmasaydı sen benim davamla ilgileniyor olacaktın baba. Yalan mı? Ya söyle, kendin söyle. Samimiyetle soruyorum sana. Gerçekten bana dürüst ol. Yeşim'in benim davamla bir alakası yok mu? Bu mudur yani? Benimle böyle mi konuşacaksın? Sen benimle hiç konuşmak istemedin ki. İstedin mi? Sen yakalandın baba, yakalandın ya. Eğer yakalanmasaydın bizi hala kandırıyordun. Biz hala bambaşka şeylere inanıyorduk. Yeter artık oğlum, yeter. Yetmez anne, yetmez. Yetmez ve babamın bana hesap sormaya hakkı yok. Ve babam eğer avukatım olarak gerekli şeyleri yapamayacaksa onu tabii ki azledeceğim. Peki kızım. Öyle olsun. Pardon da bu neyin hesap sorması? Haksız mı bu kız? İşini iyi yaptı mı? Yo. İbo, Abduş, ne haber? İyilik Oltan Bey. İyiyiz Oltan Bey. Taze çay var, içer misiniz? Bu mu armanladın? Yeni karıştırdım. İçelim o zaman. Buyurun Oltan Bey.
Bunun burada olduğunu Nadir biliyor mu? Hangi Nadir Oltan Bey? Bolulu Nadir oğlum. Sakarya 6. filodan kopan yok. Size sormadan haber vermeyelim dedik. İyi yapmışsınız. Bakalım Nadir'i aramaya gerek var mı? Büyükelçi sana ne diyor? David mi? David mi? Büyükelçi'de mi saklıyorsun malı? Kaç kilo? Kaç ton daha doğrusu? Elçiliğin bahçesinde bir sarnıç var. 2 ton alır mı Abduş? Ne diyorsun? 3-4 tonu rahat rahat alır Oltan Bey. Tarihe sor orası. Büyükelçi bunu bilmiyor tabii. Yok Oltan Bey. Bilse gizli servis bunu yaşatır mı? Duydun mu? Davut. Yaşamak istiyor musun? Bak aslan. Şimdi beni iyi dinle. Yaşamak istiyorsan mahkemeye çıkacaksın. Hakime, kazayı yapanı, oylum yenerse olmadı. Tim Jacobs'ın seni telefonla aradı. Suçun oylumun üzerine kalması için çocuğu olay yerinden kaçırdığını anlatacaksın. Tabii işinden kovulacaksın. Büyükelçi ile karısı sana çok bozulacaklar. Ama yaşayacaksın. Değil mi? Yok, onlara ihanet edemem diyorsan seni teslim edeceğim 3 yer var. 1, gizli servis. 2, narkotik. 3, Bollu Nadir. Hangisini tercih edersin? Ha? Benim tercihim Bollu Nadir. Evet aldım. Aynen şu hani üstten kırmızı çapraz bantlı bir tane vardı ya. Evet. Kapı çaldı. Niye birisini beklemiyordum. Kapıcıdır herhalde. Neyse bebeğim ben size sonra arayayım mı? Tamam hadi öptüm. Geldim Sıddık abi. Kaan. 1 saattir aç oğlum kızım. Niye açmıyorsun kapıyı? Sen ne yüzle geldin buraya? Ben ne yüzle geldim ya? Kalmadığımız yer sanki. Arabanın anahtarı nerede? Arabanın anahtarı. Ya söylesene nerede kızım? Çocuk gibi arattırıyorsun ya. Sen ne yüzsüz adi bir şeymişsin ya. Evimi soyduğun yetmedi. Bir de arabanın anahtarını mı sormaya geldin? Önce çaldıklarını geri ver. Ne soyması be? Manyak mısın sen? Neyi çaldım ya? Ne soyması mı? Ne soyması mı? Bilgisayarımı, bütün paramı çalmışsın lan şerefsiz. Ya ben hiçbir şey çalmadım. Hiçbir şey çalmadım yok bir de. Her şeyimi çalmışsın. Kaç bin dolarım gitti benim. Ben hiçbir şey çalmadım. Niye gittin o zaman lan? Niye hiçbir şey demeden defolup gittin? Ölüyordum kızım çünkü. Ozan geldi kapıya dayandı. Canımı zor kurtardım ya. Herif bıçakladı beni. Ne? Buna mı inanacağım? Bak geri zekalı. Senin karşında salak mı var lan? Senin paranı çalmış olsam niye ben buraya geri geleyim? Geri zekalı mısın sen? Hı? Paranı bilgisayarını çalacağım. Arabamı burada bırakacağım. Salak mısın kızım sen? Adam beni öldürüyordu diyorum ya. Sen ciddi misin? Al bak. Bıçak 2 santim daha yukarı gelse ölmüştüm şimdi.
Ozan soydu o zaman beni. Beni soydu adi şerefsiz. Bir de kapıma geldi, barışmaya çalıştı benimle. Ben onu bunun hesabını sorarım. Ben bu şerefsiz hesabını sorarım. Ama benim burada olduğumu belli etme. Açmıyor değil mi? Açmadı. Açana kadar arayacağım. Başına bela alacağım. Dur. Arama. Ne aramayacağım ya? Ne aramayacağım? Ya da kar mı kalacak yaptıkları? Canına kalacak diyen oldu mu? Hı? Başka bir şey yapacağız bebeğim. Bekle sen. Ne zaman karar verdin babanı azletmeye? Tutuklandığım mahkemeye gelmediğinde. Yani bir şey yapmadım, sabrettim o zaman ama sana şeytan deyince dayanamadım. Bana niye söylemedin? Anne, engel olacaktın. Olmayacak mıydı? Evet. Çünkü o senin baban. Yapma Allah aşkına. Ne olur. Yani müthiş bir baba. Haksızlık etme. Başka bir avukat buldun mu? Babam benim her şeyimdi Sezai amca. Ona olan aşkım, güvenim. Tarif edemeyeceğim bir şeydi. Kusura bakmayın, yani böyle Sezai amca dedim ama diyebilir miyim, sormadım. Tabii ki diyebilirsin kızım. Amcan sayılırım ben de. Yıl düşünsem babamın başka bir hayatı olacağı, bir çocuğu daha olacağı aklımın ucuna bile gelmezdi. Ona çok kızgınım. Çünkü o sadece annemi aldatmadı. O beni, Ozan'ı, onu seven herkesi aldattı. Haklısınız. Haklısınız. Onu kırmak için onu azlettim. Doğru. Canı acısın istedim biraz. Cezalandırmak istedim. Üzülsün istedim. Yani yoksa ben biliyorum. Babam çok iyi bir avukattır. O bir şekilde beni beraat ettirirdi, biliyorum. Ama Sezai amca anneme şeytan dedi. Hadi yemeğini ye. Hadi. Aa, oylum. Sen ne kadar çalışkan biriymişsin ya böyle. Yani ben çoktan çıkmışsındır sandım ama hala içeride çalışıyor dediler.
Hoş geldin. Otursana. Ne kadar sevimli bir ofisin varmış. Niye hiç çağırmadın beni? Bilmem, hiç sormadın ki. Ben de görmek isteyeceğini düşünmedim hiç. Niye görmek istemeyeyim? İsterim tabii. Ya senin bir kahven varmış Tolga. Bayağı kilosu 5.000 euroymuş. Yani bütün İstanbul onu konuşuyor. Ben hatta onun için geldim. Ne kahveymiş ya. Dilden dile efsane gibi yayılıyor. Ayrıca yok artık yani 5.000 euro falan değil. Ne kadar? 2.500 dolar. He. Bir şey değilmiş. Abartmışlar evet. Yani. Yani 2.500 dolar dediğin nedir? Bedavaymış ya. Ben bayağı her gün hatta kahve için veriyorum yani. 300 dolar, 500 dolar nedir ki? 2.500 dolar. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Nasıl? Çok iyi. Ya dalga geçiyordum. Yine o kadar etmez. Ama iyi. Yarın mahkememe gelecek misin? Yarın mıydı o? Yarındı. Yarın... Aa, yarın Tayvan'dan çok önemli bir müşterim gelecekti. O yüzden gelemeyeceğim galiba. Tayvan'dan. Anladım. Yani işin olduğu için gelemeyeceksin. Hiç başlamayalım. Ben zaten New York'a gideceğim dememle hiçbir alakası yok. Tabii hiç alakası yok onunla. Neyse, zaten çok büyük ihtimalle beraat edecekmişim. Yani Sezai amca öyle söyledi. Mutlaka arayıp haber veririm. Ya da mesaj atarım. Yani toplantıda falan olabilirsin, rahatsız etmeyin. Olur, ikisi de olur yani, nasıl istersen. Ama şeyi mutlaka bekliyorum. Bu zafer işaretiyle bir fotoğraf mutlaka bekliyorum. Mutlaka atacağım. Mutlaka atalım. Şerefsizin rahatlığına bak, İstanbul'a gelmiş. Dışarıda çok dolanma oğlum. Ne oldu? Yok bir şey. Hayır, var bir şey. Söylesene, ne oldu? Tim. İstanbul'a gelmiş. İnadıma yapar gibi. Sırf ben göreyim diye. Bak nasıl eğleniyorum diyor. Teşekkür ederim kahve için. Haberleşiriz olur mu? Ben gideyim artık. Hı. Sıkma canını. Alo Tolga, ben bir konuşmamız lazım. Suçu oyluma attın, yetmedi. Gelip bir de burada alem yapıyorsun ha? Sen suçu benim kardeşime atarsın ha? Aa! Sizin hayatınızı bitireceğim lan. Bitir lan Yusuf. Bitir. Thank you.
Tarık gelmeyecek mi? Bilmiyorum Nazan, sormadım. Boylum azletti ya. Ondan gelmiyor. Çocuk gibi küslük yapıyor yani, öyle mi? Kızım o senin ya, ne yaparsa yapsın. Sayın hakim, bir tanığımız var efendim. Kendisinin dinlenmesini talep ediyoruz. Son dakika tanığı. Hiç sevmem son dakika tanıklarını. Haklısınız efendim ama haber verecek zamanımız olmadı. Davut Tekel mi tanığınız? Evet efendim, Davut Tekel. Şahsın dinlenilmesini talep ediyoruz. Peki, çağırın dinleyelim bakalım. Efendim, şahıs henüz buraya intikal etmedi. Kendisini bekliyoruz. Bekliyor muyuz? Yolda efendim kendisi. Bir 5 dakikanızı istirham edeceğim. Ne oluyor? Adam bir şeyler çeviriyor. Ne gibi? Işık çok orada ya. Karanlık bir yer lazım yani. Böyle gölgeli mölgeli falan. Nasıl yapsak? Ya yok artık, mağara gibi oldu ev. Tamam iyi ya işte. Hı? Daha böyle şey olur. İkna edici falan görünürsün yani. Tamam. İçiyorum de. Tamam otursan. Dik dur biraz ya. Şey. Kafa. Tamam bir dakika. Tamam hazır mısın? Bir dakika. Hazırım. Tamam. Bir, iki, üç, kayıt. Merhaba Ozan. Ne haber? Tanınız gelmeyecek, anlaşıldı. Efendim henüz 2 dakika oldu. Ankara malum büyük şehir, trafik yoğun. Yolda kendisi efendim, gelecek. Beklemek zorunda mıyız avukat bey? Hayır. Görevinizi tam yapın, tanığınızı zamanında getirin salona. Yaz kızım, gereği düşünüldü. Efendim genç bir kızın istikbali... Yaz yapmış. Kızım, gereği düşünüldü. Sanık Oylum Yenersoy'un suçu sabit görüldüğünden... Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesi uyarınca 6 yıl hapis cezası... Yapamazsınız. Yaparım. Yapamazsınız. Yaz kızım. Rüşvet yediniz. Ne? Biliyorum rüşvet yediniz. En başından beri tarafsınız. Büyükelçinin ailesinin tarafını tutuyorsunuz. Çünkü para aldınız. Biliyorum rüşvet yediniz. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimine iftira mı atıyorsun? Rüşvet yediniz, biliyorum. Kanıtlayacağım bunu. Kanıtlayacağım bunu. Götürün. Alın efendim, içeri çıkın. Kanıtlarım bunu. Alın şu kendimi. Kanıtlarım bunu, kanıtlarım. Kanıtlarım. Yapma. Bittin sen. Meslek hayatın da bitti, sen de bittin. Kanıtlarım. Yapma. Anladın mı? Kanıtlarım, bekle. Kanıtlayacağım. Bittin sen, bittin. Kanıtlayacağım bunu. Bittin sen, bittin. Hayır anne, nereye götürüyorlar? Benim iş hayatım bitti, hem de sen bittin. Nereye götürüyorlar?